Teknoloji dünyasındaki yenilikleri, uygulamaları ve haberleri uzman konuklarımızla masaya yatırdığımız Gündem Teknoloji'ye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün özellikle gayrimenkul satışını online platformda açık artırma usulü yapan Türkiye'de bir ilk. Tapu.com kurucusu Emre Erşahin ve ayrıca Armut Piş Ağzıma Düş anlayışıyla tadilattan temizliğe tüm vakit alan ev işleri hizmetlerini bizlere online ortamda sağlayan Armut.com kurucusu Erol Deyim konuklarımız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İsterseniz şu gayrimenkul satışında artık farklı satış yöntemleri her geçen gün daha değişiyor. Tabii internetin gelişmesi yeni alışveriş e-ticaret sitelerinin oluşmasını da sağladı. Sizin girişiminiz ama bir miktar daha farklı. Açık artırma usulü yapıyorsunuz. Peki alıcıyla satıcıyı nasıl aynı platformda birleştiriyorsunuz? Alıcı ile satıcı neden sizi tercih etsin ve bu iş fikri nasıl doğdu? Çok teşekkürler. Davetiniz için de teşekkürler. Şimdi Türkiye'de en iyi yatırım araçlarından biri olarak neredeyse herkesin hayalinde bir tapu sahibi olmak yatıyor. Fakat tapu sahibi olmadan önce akıllarda alıcıların giderilmesi gereken çok fazla şüphesi var, endişesi var. Önlerinde de birçok aslında engel var. Biz de oturup düşündük, herkesin kolaylıkla bir tapu sahibi olabilmesi için nasıl daha iyi bir iş modeli yaratabiliriz dediğimizde aslında tapu.com'un iş modeline vardık. Temelde amacımız alım satım kararının para ve zaman kaybetme riski olmadan güvenli bir ortamda verilmesine yardımcı olmak ve bu sayede satışları hızlandırmak. Açık arttırmalarımıza geçen Ağustos ayında başladık ve bugüne kadar pek çok satış yaparak tapuları yeni sahiplerine devretmeyi başardık. Peki alıcı ile satıcı ne gibi avantaj sağlıyor sizle buluşması? Yani normalde gidip bir emlak firmasından da veya online ortamda başka konut gayrimenkul satan, ilan veren siteler de var. Sizin farklılığınız nerede? Öncelikle biz bir emlak açık arttırma platformuyuz. Bir açık arttırma platformu olarak tapu.com üzerinde fiyat seviyesi Türkiye'de ilk defa satıcılar tarafından değil alıcılar tarafından belirleniyor. Bir kere bu farkı çok net bir şekilde koymamız lazım. Bu fiyat seviyesi belirlenirken tabii ki öncelikle alıcıları bilgilendirmek için akla gelebilecek o gayrimenkul ve o tapu hakkında her türlü soruyu daha sorulmadan yanıtlamaya çalışıyoruz. Burada da kaynak olarak SPK lisanslı uzman ve kurumların yazmış olduğu bağımsız değerleme raporlarını kullanıyoruz. Dileyenlere gayrimenkulü isterlerse gösteriyoruz. Yer gösterme randevularında yardımcı oluyoruz. Ve sonra da oluşturulan ciddi alıcıların rekabetçi tekliflerini şeffaf bir ortamda mekandan ve zamandan bağımsız olarak topluyoruz. Kazanan teklifi de tapu devir sürecine kadar aslında kazanan teklif sahibini de tapu devir sürecine kadar hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Burada tabii önemli bir nokta var. Teklif tutarı bizim üzerimizden geçmiyor. Her zaman olduğu gibi alıcı direkt satıcıya ödüyor. Buradaki avantajları şöyle özetlemek gerekirse, alıcılar açısından avantajlarımız arasında bir kere yasal değerleme raporlarıyla doğrulanmış bilgiler var. Şeffaf tekliflerle acaba daha ucuza alır mıydık diye bir endişe, şüpheye mahal yok. Bir kere tapu devrine kadar evrak düzenleme dahil insanların ellerinden tutaraktan tapu devrine kadar eşlik ettiğimiz bir hizmet paketimiz var. Satıcılar açısından da avantajlarımıza baktığınız zaman bir kere bilgileri vermeden, rahatsız edilmeden itibar korumasıyla satışa sunma imkanı var. Aktif pazarlama ile bir kere daha geniş kitleye ulaşma imkanı var. Müşteri destek birimimiz sayesinde satıcıların hiçbir soruya muhatap olmasına gerek yok. Biz yasal değerleme raporlarına binaen bütün soruları yanıtlayabiliyoruz zaten. Bir anlamda bütün soruları siz yanıtlıyorsunuz. Evrak ve tüm diğer evrak işlemlerini siz götürüyorsunuz. Açık artırma usulü de yapıldığı için hem alıcı hem satıcı açısından da kazan kazan formülü şeklinde işliyor diyorsunuz. Evet. Peki herkes bu platformda alım ve satım yapabiliyor mu? Her bütçeye göre de konut var mı? Aslında ben bu konuda müjdeyi de bu programda vermek isterim. Artık platformumuz üzerinde satış engeli olmayan her türlü tapuya açık. Biz değerleme raporuna çok önem verdiğimiz için değerleme raporu hazırda olan banka gibi finansal kurumların ellerindeki tapuların satışıyla başladık. Bankaların daha verimli bir şekilde, daha hızlı bu tapuları nakde çevirmesini sağladıktan sonra açıkçası bu dönemde çok ciddi bir bireysel taleple karşılaştık. İnsanlar kendi gayrimenkullerini, kendi tapularını da bizim sistemimiz aracılığıyla satmak istediklerini söylediler. Biz de son günlerde onlar için işte fotoğraf çekiminden
SPK lisanslı uzmanlar tarafından değerleme raporu yazılmasına, buradaki bilgilerin yayına alınmasından site dışında aktif pazarlanmasına kadar, daha sonrasında evrak düzenlemekten tapu devrine kadar bir hizmet paketi hazırladık. Dolayısıyla kendi gayrimenkulünü, tapusunu piyasa değerinde satmak isteyen tüm bireylere, tüm tapu sahiplerine artık tapu.com açık. Şimdi internette ticarete, alım-satım işlerine baktığımızda hakikaten yüksek büyüme oranlarını yakalamasına karşın kimi sitelerinde belki farklı pazar konumlandırılması, belki yüksek maliyetler nedeniyle kapandığını, başarısız olduklarını gördük. Bu anlamda büyüme aşamasında hangi kritik noktalar var ve özellikle internet ortamında e-ticaret veya online site açmak isteyenlere siz neler tavsiye edeceksiniz ve sizin gelir modeliniz nasıl çalışıyor? Önce gelir modelinden bahsedeyim. Bir kere öncelikle tapu.com'a üye olmak, açık artırmalara seyirci olarak katılmak tamamıyla ücretsiz. Biz teklif verenlerden, teklifin ciddiyetini sağlamak açısından kredi kartlarına bloke koymak usulüyle bir kredi kartı numaralarını alıyoruz. Ancak açık artırmanın sonucunda kazanan kullanıcıdan bir tek tahsilat yapıyoruz. Dolayısıyla kazanamayan herkes için teklif vermek de aslında ücretsiz diyebiliriz. Bunun dışında tabii ki yeni sunmaya başlayacağımız bireysel satıcılara hizmet paketinin de tabii ki belli bir ücreti olacak. Yatırımla alakalı kısma birazcık burada değinmek istiyorum. Bir pazara yeni bir iş modelini sunarken bu yeni iş modelinin tabii ki anlatılması, kabul görmesi, büyüyüp kendini geçindirebilecek bir hale gelmesiyle alakalı tabii ki belli bir süre geçmesi gerekiyor. Her ne kadar biz beklentilerimizin önünde hızla ilerliyor olsak da aslında bugün bu işi duyurabilmek için, var edebilmek için, ekibi bir araya toplayıp bu hizmeti gerçekleyebilmek için tabii ki bir yatırım almak gerekiyor. O yüzden de aslında bu tarz bizim gibi internet girişimlerinin en büyük destekçisi belki de yatırımcıları. Yatırımcıları çünkü ileride daha büyüyeceği, çok daha ciddi paralar kazanacağı ümidiyle gelip bu şirketin ilk günlerde kendi kendini geçindirene kadar olan döneminde çok ciddi destekler sağlıyorlar. Ben de burada kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum. Biz de sonuç itibariyle bu büyüme aşamasını yatırımlarla destekliyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Emre Erşahane diyerekten gündem teknolojiyi burada noktalarken geçtiğimiz haftadan derlediğimiz haber turuyla sizi baş başa bırakıyoruz.